Yepyeni ve Sims 3 Kleptoman bölümünden merhabalar. Bir an bir afalladım kleptoman falan diye. Neyse, mühim işlerimiz var. Bugün herhangi birinin hayatını mahvedeceğiz ve bu kız yine bu müzik setini açık bırakmış. Bak, inadıma gidip açıyor onu, görüyor musunuz? Böyle Lia ile aramızda bir anlaşmazlık söz konusu. Yani illa gidip onu açmak zorunda. Ama sen benim üzerimde bir etkin yok Lia. Kusura bakmayacaksın tatlım. Burayı ben yönetiyorum paşam. Şimdi gelelim bugün hayatını mahvedeceğimiz yeni insanlarla tanışmaya. Burası boş galiba. Bu ev boş mu? İçi dolu gibi duruyor ama. Hala. Evin girişi nerede? Galiba boş. Evet, bayağı da pahalı evmiş ya. Bayağı pahalı. Bu arada şeye de bakalım, yani bizim durum ne alemde? 22.000 ne ulaşmış durumdayız. Eve girmeden önce şöyle bir şey yapabiliriz. Acaba diyorum, bu topluluk yerlerinden mesela işte gym olur, bir yer olur. O tip yerlerden bir şey aşırmayı deneyeceğim bugün. İşin açıkçası, çünkü diyorum ya, geçtiğimiz bölümlerde de söylemiştim. Yüksek meblağlı bir şey aşırmamız gerekiyor. Hala 8.000'lerde sürünüyoruz. Bizim isteğimiz 50.000. Yani bu işi çözmemiz lazım. Bu işi çözmeliyiz. Bu arada 12'den önce yapabiliyor muyuz? Sanmıyorum. Yine 12 ile ilgili bir problemimiz olabilir. Mesela şu barmenle, mixoloji uzmanı ile gidip tanışayım. Sanki biz buradan yine bir şey çalmış mıydık ya? Çalamamış mıydık? Tam olarak hatırlayamıyorum işin açıkçası. Çaldıysak da yapacak bir şey yok, hatırlamıyorum çünkü. Selam. Nasıl? Bir bakayım, bir kütüphane olabilir, bilim yeri olabilir. Hani böyle aslında bir şey değil mi? Mezarlıkta da olabilir. Neden mezarlıkta da olabilir? Şeyden ötürü. Hani büyük meblağlı makinaların olacağı bir yer bizi götürür diye düşündüm. Muhtemelen evet. Böyle hani büyük büstler olur, heykeller olur, ne bileyim altın kaplamalı muhteşem çerçeveler olur falan. Parası ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyi. Mesela işte bu gibi. Bunu çalabilir miyim mesela ben acaba? Ne kadar pislik bir insan oldum ben ya. Aloha! Turist gibisin. What are you doing? Dur. Kim bu? Turist, hakikaten turist. Bakayım. Hakikaten turist. Bu şeyi yapalım bari. Hazır kimse yokken. Vay anası. Ayakkabılarının altında özel bıçaklar var herhalde. Bir anda. İşte sim dünyasında yaşamak böyle bir şey. İşte ne kadar adi olduğumdan bahsediyordum. Kötü bir insan olduğumdan bahsediyordum. Daha doğrusu Lia'nın diyeyim. Hiç üstümü anlamam. Kusura bakmayın. Lia'nın diyeyim. Çünkü tamamen amacım şunu yürütmek buradan. Bunu buradan yürütebilirsem yılın en iyi hırsızı ödülünü alabilirim bence. Buraya da bir sürü insan geldi. Mesela Tori Kimura. Sen de mi turistsin? Değilsin galiba. Sen vampirsin sanırım. Bayağı beyazsın çünkü. Vampir olabilir. Şu kız gelsin benimle bu şeyi yapsın. Çünkü onun evine de gireceğim gelecekte. Değil mi? Benim listemde olanlardan biri. Evet. Ve Vaughn Watson, iki soyadı olan kız. Maşallah var. Kaç tane soyada ihtiyacı var bir insanın bilmiyorum ama. Hadi artık. Ulan nasıl yavaşsın. Kar yeme kızım. Kediş dedim, kedi yemiyor oradan. Ya beraber kayalım ya. Spin. Lia kendini açtı bu arada. Kıza iki arkadaş edindirelim diye çektiğimiz şeyler var. Hadi beraber dönelim Madison. Yapabiliriz. Madison isminden de nefret ederim. En sinir olduğum karakterlerin isimleri nedense hep Madison oluyor. Spin.
Biliyorum, fark ettim, takıldınız ama. Tamam o zaman. Niye sen takıldın galiba ya? Tamam yapma, vazgeçtim, vazgeçtim. Telefonunu cevap ver. Telefonunu cevap ver canım. Yapacağımız şey olsun. Devamını götürme. Tabii ben yemek yemeyi de unuttum burada. Bunu da yıkayayım bari. Sonuç itibariyle kötü bir insanım. Tabii ki yıkacağım. Bu kim? Turist. Turistlerle işim olmaz. Çünkü turistlerin burada bir evi yok. O yüzden sırf arkadaş olacağım diye de sizin kapınızı aşındıramam. Zaten burada bir kapınız yok. Eğer kapınız olsaydı arkadaşınız olabilirdim. Bunu da yık. Şu anda vakit geçiriyorum değil mi ben? Tragic Clown. Sana da bir bakayım bari de. En azından oradaki varlığını. Sonra da tekrar gece olmasını istiyor. Oho. Çete geçti arkadan. Catacombs'a girelim. Bunlar niye ölmüş? Mezarlara bakalım orada. Bu boğulmuş, bu da boğulmuş. Bu yaşlılıktan, bu da yaşlılıktan zamanı gelmiş. Bu niye? Bu da yaşlılıktan. Bu çok boğulan varmış ya. Kedi. Bakın benim etrafımda dolaşıyor. Çünkü biliyor ki kedileri seviyorum. İşte. Kedi dediğim böyle olacak. Kedi dediğin seni seveni bilecek. Neyse, Lia buraya girsin. Zaten yani Lia'yı çok korkutacak bir şey olacağını zannediyorum. Sonuçta bu Lia yani. Neyse, saat 3'e geliyor. Ve ben hala açım. Bu duruma ne yapacağız? Şuradan birinden muç yapsam. Turistten muç yapamam tabii ki. Dur bakayım. Hiç bu kadına basamıyorum ben, niye ya? Ne desin? Buna da basamıyorum. Mezarlıkta kimseyle konuşamıyor muyum acaba? Böyle bir şey mi var? Allah Allah. He? Aşağıda neredeyse birkaç kez ölüyormuş. Swimming mi? Ha şey, bir şey kazanmış oradan. Dur bakayım ne kazandı. Mysterious Mr. Gnome. Ne kadar bunun fiyatı ne? 1000. Oho, very nice, very nice. 1000'lik, evet, eve ekle. Gayet güzel fiyat. Gayet güzel. Arkalarda falan gidip bir de ağaç falan çaldıydı Lia galiba ya. Yani bu olabilecek şey. Burada da bir sürü ağaç olduğuna göre. Lia çık kızım artık oradan. Aşağıda saatlerdir orada. Güvelerle falan savaşıyor içeride. Çıkarın bu kızı. Evet, bakalım. Sola mı sağa mı? Sola mı sağa mı? Sağa mı? Sol. Ben hep nedense sola giderim. Bilmiyorum, hep seçimim soldan olur. Çünkü herkes sağlak olanlar genelde sağdan, solak olanlar da soldan gidiyor herhalde. Ben gerçi sağlığım ama. A gnarled stick is protrude. Hayatımda duymadığım bir fiil. From the wall before your sim with a sign that reads do not push stick. Tabii ki ben asi bir genç olduğumdan stick'e push yapacağım. Stick'e push yapmak. Eğer oraya buna basmayın, bunu kesmeyin, bunu şey etmeyin diye açarsanız ben oraya basarım. Ulan çok korkunç şeyler oluyor içeride galiba. İçeriği göremiyorum. Oo. Değişik şeyler var içeride. Oh, sesleri duyuyor musunuz? Lia! Lia! Lia çık kızım. Çık kızım. Ne? Ayı mı? What? Buranın altında ayılar yaşıyormuş. Ya bir git Lia ya. Yok artık. Ben bile inanmadım yani. Wow.
Okey. Yani Liyacığım, işin açıkçası bu hikayene gerçekten kimsenin inanacağını zannetmiyorum o yüzden. Acaba belirli bir saatten sonra mı? Yoksa acaba hakikaten buradan bir şey yürütemiyor muyuz ya? Ben bu kızdan hiçbir şey de çalamadım zaten. Bu kız durmayacak galiba. Dur artık. Bence bir şeyleri çalmak için yanlış bir yere geldim ama. Belirli bir saat olduğunu düşünüyorum. Sanki belirli bir saat olabilirmiş gibi. Ne bileyim, belki hani evet. Tamam, birileri var şu anda, o yüzden yapamıyorum mesela. Saat 12'den sonra yapabileceğim ama. Hep bir böyle bir minik bir kalp krizi geçiriyormuş moduna giriyorum kendi kendime. Hani sanki hiçbir şey çalamayacağım. Sen ne yaptın? Sen nereye gittin? Ha, benim salak kızım. Gitmiş orada kendi kendine yemek yapıyor. Ben sana yemek yapabilirsin dedim mi? Demedim. Demek ki şu anda yemek yapamam. Ulan bu kadın yorulmadı ya. Gidip gitsene evine. Ya da şunu yapmayı kes. Gel bir takılalım, bir konuşalım ya. Yani en azından senden yemek alabilirdim ama yok. Neyse, 12'yi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada da hani mesela barbekü yapabileceğimiz bir yer yok. İşin açıkçası ben saat 12 olmadan önce bir festivale gideyim diyorum. Ama festival de kapanmış. Neyse, şuraya gideyim. O zaman Cem'e gideyim. Cem. Sanki Cem isminde birine gidiyormuşum cısına. Orada şey var. Mikroloji falan yapan adamlar belki yiyecek bir şey bulunur. Hani ortada bırakıyorlar ya. Yani o kadar fakirim ki ortada bulduğum yemekleri yemek istiyorum. Bu. Şuradaki arabaları yürütseydim keşke. Ama burada bir şey bırakmamışsınız. Hoş değil. Neyse, burada bir duş alayım bari ya. Şuralarda falan var mı bir şey acaba? Yok. Ama bak, burada cool bir şekilde duş alabilirsin. Burası bayağı geniş, güzel bir yer yani. Ay, parfümler falan var. Burada masa da yok. İşin kötü tarafı. Ben zaten buradan bir şeyler aşırdıydım diye hatırlıyorum. Duş mu çalsak acaba ya? Bir tane duş alalım. Kesinlikle bunu yapalım yani. Herkesin evinde duş almaktan artık içim dışıma çıktı. Yeter. Milletin evi pis. Milletin evi pis yani. Bir şey diyeceğim. Ben şuradaki dolaptan bir şey alabilir miyim? Ben niye duşa giriyorsam tekrar. Dolaptan. Very nice. Very nice. Ne alsam acaba? Seçemedim ya. Ben gerçek hayatta da böyleyim. Yarım saat yemek seçerim. Ekmek ve reçel. Reçel hiç sevmeyen bir insanım bu arada. Ondan dedim, siz seviyorsanız ne ala. Temizlenemedin, o üstünü temizleyemedin 20 saattir. Saat 12'ye geliyor, hadi. Artık bir şeyler ye. Bir mezarlığa gidelim bakalım çalabiliyor muyuz? Bir de duş çalalım yeter. Bugün topluluk gecesi arkadaşlar. Topluluktan çalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kimsenin beni arayıp aramamış umurumda diye. Beni kim niye arıyor onu da bilmiyorum. Muhtemelen ya partiye davet edecekler, benim gitmeyeceğim bir partiye. Ya da eski arkadaşlarım, artık görüşemiyoruz diyor. Neden? Neden? Diye. Arıyorlar muhtemelen ama maalesef maalesef ben yalnız bir kurdum. Ben sadece geceleri evinize gelirim, gece kalmak isterim ve gece yenim değilse evden çıkar giderim gizlice. Nedenini asla bilemezsiniz ta ki kaybettiğiniz eşyayı arayana kadar. Denin denin. Niye ben bir şey çalamıyorum burada? Gel bakayım buraya sen. Herhalde ortama girmem lazım.
Allah'ım duş çalamıyor muyum ben buradan? Yıkıldım şu anda. Yıkıldım yani. Yıkıldım. Neyse. O zaman ben mezarlığıma geri dönüyorum. Neredeydi o mezarlık? Acaba buradan mı çalsam? Şimdi mezarlığa gideyim. Olmadı. Artık buradan aşıracağız. Çünkü o heykele taktım ben. O heykele edineceğim. Onu evimin en güzel köşesine koymak istiyorum. Burası... Acaba arabayı mı çalsaydık? Kaç tane arabamız var bizim? Bir arabamıza bakalım da eğer çünkü sonrasını çalışacak mantıksız işler yapmayalım. 1, 2. Bir de tabii kullandığımız var. Etti 3. 2 tane daha çalabiliriz demek ki. Güzel. Güzel. Abi o kadar... Yuh! Yuh neredesin ya? Evine git. Ne yapasın nesin? Kadın hala burada ya. Bu kadının gitmesini bekleyeceğiz herhalde. Abi bence o kadın orada takıldı ve burada vefat edecek yani. Bakın sürekli aynı şey. Uh-oh. Basil Flores. Burası tabii hayalette nasıl uyuyorsa burada. Kızım her yer hayalet dolu. Evine gitsene çocuğum. Saat olmuş 3. Manyak mısın nesin? Hah git git git. Git eve git. Sonunda ya. Tabi burada uyuduğu için Lia daha hasta olacak doğal olarak. Donmadıysa ne hala? Allah hayaletler var her yerde. Hayaletler de mi? Olunca alamıyorum. Ne saçma ya. Hayalet beni mi şikayet edecek? Aa. Neyse ya günü kaçırıyorum sizin yüzünüzden. Burası yatar arkadaşlar. Burası yattı. Şuraya gideyim. Hemen bir yerlerden bir şey şişirmem lazım yani. Tabii oraya gidene kadar sabah 6 olacak ya. Herkes işine gücüne gelecek. Buraya girebiliyor muyum ben? Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Aha da girdim. Abi niye çalamıyorum ya? Bu ne saçma. Şuraya gideyim. Hiçbir şey çalamıyor muyum? Aa ne saçma. Burası da sonuçta topluluğa ait bir yer sayılır yani. Sanırım tek seçeneğim yine Jim kaldı ama. Buradan çalınabilecek bir şey var mı? Yani. Bari buradan aşıralım. Ama insanlar var burada. Buradan bir şey aşıramayız. Kedi gibi oldum. Nelerini söyleyeceğim. Bir kedi olsaydı ses öyle olurdu muhtemelen. Neyse şuraya geleyim bari. Burada kimse yok şu anda. Ama sabah olacak yani. Çal çal. Heh, masayı çal. Ya yapabilirsin. Hadi kızım. İskemleyi çalacağız. Kesin iskemleyi çalacak salak. Vallahi iskemle. Bence Lia'nın iskemlelerle ilgili bir problem var. Galiba masayı çalıyor bu sefer. Aman Allah'ım. Lia. Kızım. Neden? 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 Neden Lia? Neden? Böylece evimizdeki koleksiyonumuza ekleyebileceğimiz 2 adet dandik iskemlemiz daha olmuş oldu. Gerçekten tebriklerimi tebriklerimden alamıyorum yani ne desem. Bilemiyorum. Tebrik ve tebrik ve tebrik. Allah'ın belası. Evin içi iskemle doldu lan. İskemle şuraya bak. Kaç tane iskemlemiz var ya. Gerizekalı bir de gitti 2 tane çaldı ya. Artık iyi yönünden de bakamıyorum yani. Yuh. Artık bunları ben böyle dizeceğim. Yan yana şey gibi. Önüne de bir tane projektör çalarız yakında. Artık öyle takılırız yani. Neyse barbekümüz oldu ya. Yani. Ne diyeyim bilemedim. Bilemiyorum. Bir masayı bana çok gören. Sevgili Lia ile. Günü tamamlamış olduk arkadaşlar. Böylece
Bir kleptoman bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki kleptoman bölümünde umuyoruz bir masa çalmak ümidiyle, ki Lee artık büyüyor yani akıllanması lazım biraz. Herkese iyi oyunlar.